Merhabalar. Bugün sizlerle katkı maddelerine giriş yapacağız. Nedir? Nasıl kullanılır? Kim kullanırtır? Gibi sorulara yanıt arayacağız. Çok uzun bir konu olduğu için ise video serisi haline çekmeyi düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Sanayileşmeyle beraber hayat tarzının değişmeye başlaması, nüfusun hızlı bir şekilde artışı, damak zevklerinin geçmişten farklılaşmasına ve daha besleyici ürün arayışlarına neden olmuştur. Kısacası tüketici eğilimleri değişmiştir. Bu da üreticilerin katkı maddelerine yönelmesine yol açmıştır. Ne kadar sanayileşmeyle beraber başladı desek de Antik Mısır'da 3500 yıl evvel gıda boyası kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Ancak ilk ticari kullanımı sanayi devriminden sonra 1800'lü yıllarda kalsiyum fosfatta başlamıştır. Günümüz sistemi ise Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda Tarım Örgütü'nün 1956 yılında 43 ülkeyle anlaşma yapıp tüm katkı maddelerini baştan aşağı araştırmaya karar vermesiyle başlamıştır. Bugün ise Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda Tarım Örgütü uzmanlarının bir arada çalıştığı ve dünyadaki katkı maddelerinin kullanımını onaylayan kurum olan CECFA yani Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi dünyadaki katkı maddeleri konusundaki en yetkili merci durumundadır. CECFA bir katkı maddesinin kullanımına izin vermek için çeşitli araştırma basamakları uygular. Birinci aşamada sağlık üzerine etkilerini inceler ve Acceptable Daily Intake kısaltması ADI yani bir insanın ömür boyu tüketilmek üzere kullandığı maddenin bir günde alınabileceği, sakıncasızca alınabileceği güvenli dozu belirler. Günlük alımda bu dozları birden fazla gıdanın tüketimiyle aştığınızda ise sağlık üzerine olumsuz etkileri ortaya çıkabilmektedir. Daha sonra katkı maddesinin saflığını ve reaksiyonlardaki etkilerini inceler. En sonunda da yaygın tüketim dozunu anket ile ölçüp değerlendirip katkı maddeleri listesine dozuyla beraber ilave eder. Dünyadaki bütün ülkeler anlaşmalar gereği mevzuatlarını hazırlarken JECFA'nın hazırladığı kullanılabilecek katkı maddeleri ve üst limitleri raporuna uymak zorundadır. JECFA'nın ardından kullanılabilecek katkı maddeleri ve dozlarıyla ilgili Avrupa Birliği Gıda Bilim Kurulu tekrardan araştırma yapıp değerlendirmektedir. Eğer ki katkı maddeleri insan sağlığına zarar vermiyorsa Tüketici yanıltma amacı gütmüyorsa ve teknolojik bir ihtiyaç ise kullanımına izin verilmektedir. Türk Gıda Kodeksi de 2008 yılından beri AB Kodeksi ile entegre hale getirilmektedir. Katkı maddeleri kullanılırken Türk Gıda Kodeksi'ne göre uyulması gereken bir takım kurallar bulunmakta. Öncelikle katkı maddelerinin yasal düzenlemelerce izin verilmiş katkı maddeleri listesinde bulunması gerekmektedir. Ardından izin verilen dozda ve saflıkta bulunmalıdır. Bozulma ve kötü kokunun maskelenmesi gibi taşış amacıyla kullanılamaz. Etikette eğer işlem sırasında kayboluyorsa belirtme zorunluluğu bulunmazken ambalaj içerisinde bulunuyorsa mutlaka E koduyla veya sınıf özellikleriyle belirtilmesi gerekmektedir. Katkı maddeleri kullanım amaçlarına göre dörde ayrılmakta ve alt kategorileri dağılmaktadır. Bu da size etiket okumada yardımcı olacaktır. Raf ömrünü uzatan katkı maddelerine baktığımızda ise antioksidanlar, antimikrobiyal maddeler ve asitlik düzenleyicilerken duysal özellikleri modifiye eden maddeler, renklendiriciler, emülgatörler, jelleştiriciler, lezzet arttırıcılar ve kıvam arttırıcılar olarak sınıflandırılmaktadır. Beslenme değerini düzenleyiciler, doğal veya yapay tatlandırıcılar, fonksiyonel gıda katkıları ve zenginleştirme katkıları iken işlem yardımcılarsa starterlar, enzimler ve çözgenlerdir. Katkı maddeleri kullanım amaçlarına göre 24 farklı kategoriye kadar incelenmektedir. Serinin devamında her birini veya dikkat çekenlerini tek tek inceleyeceğim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınıza mukayet olun, sevgiyle kalın.